Çocuklar, siz ne yapıyorsunuz bu saatte burada? Pertev sizi çoktan yatırmış olmalıydı. Pertev? Pertev! Abi ben suçsuzum. Nasıl yani? Bana kebap yedirdiler. İyi geceler Pertev. Sana da. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. Çocuklar, ne yapıyorsunuz siz? Duygu'nun kasılmalarının ne kadar sıklaştığını ölçüyorum. 2 saniye. Demek ki zamanı geldi. Olamaz. Allah'ım, lütfen çocuğumuz şimdi doğmasın. Ben hastaneye nasıl gidileceğini bile bilmiyorum. Çocuklar, sakin olun. Çok sakin olun, tamam mı? Duygucuğum, sen hamile falan değilsin. İyi ama sen dedin ki 2 kişi birlikte yatarsa ve kız da geç kalırsa... ben de filme geç kaldım. Tamam, şimdi anlaşıldı. Duygucuğum, sen hamile falan değilsin. Zaten böyle bir şey olmuş olsaydı çoktan ana haber bültenine çıkmıştık. Değil miyim? Hayır canım, değilsin. Çok rahatladım. Her kadın gibi ben de vücudum bozulmadan önce bir şekle girsin isterdim. Hadi bakalım. Hadi kalkın. Şimdi yataklarınıza. Mışıl mışıl güzel bir uyku sizi bekliyor. Hadi bakalım. Ege, sen Tolga'nın odasında yatacaksın. Ah, Melek Hanım. İyi, evdesin. Merhaba Ömer Bey. Şey, sanırım Kubilay meselesinden dolayı sana kaba davrandığım için özür dilemeliyim. Hani seni hiç tanımıyor olsam kıskanıyorsun diyeceğim. Yok canım, ne alakası var yani? Ben aslında çocuklarım için endişe ediyorum. Hani onlar da Kubilay'ı sever de yani siz ayrılınca üzülürler diye. Niye illa ayrılıyoruz Ömer Bey? Sence benim ilişkilerim hiç yürümez mi? Peki nasıl gidiyor? Yürümüyor. Yolları arkadaşça ayırsaydınız bari.